Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma, gönlüme hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Kadir kardeşe geçenlerde aldığımız arabanın videosunu yapacağız. Kadir kardeş gelmiş, benim kapının önünde bekliyor beni almaya, sağ olsun. Ona bir tane araba aldık. Onu birazdan aldığımız yerden getirip evin önüne bırakacağız. Araba trafikten şu an kapalı. Onu açtıracağız Allah nasip ederse bir gün sonra. Aldığımız yerde duruyor. Adam plakalarını aldı, arabayı kapattı. Biz sadece benim bu araba işleriyle uğraşan bir arkadaşımızdan transfer plakası alacağız. Arabayı bulunduğu yerden Kadir kardeşimizin evinin önüne götüreceğiz. Bu arada da araba nasıl bir model, kaç model, kaç parayı aldık, özelliklerini, arabanın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu da sizlere göstermek için video yapmak istedim. Kadir kardeşimizin biliyorsunuz şu kayınlasından hediye edilmiş olan şu anki bindiği canavar. Bunun videosu da var. Bunun videosunu da ekleyeceğim. Videoların arasından da bakabilirsiniz. Bu arabayı kardeşimize kayınlası hediye etti. Adam Almanya'ya geldi, 4 ayak üstüne düştü. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi de parasını biriktirdi. Kendi emeğiyle, alnının teriyle kazandığı parayla da bir tane araba aldık. Detaylar için videoda ayrılmayın. Videoda kalın gali. Birazdan görüşmek üzere. Kadir, bu çöpü nereden buldun ya? Vallahi parasını verdik, aldık. Bunu? Vallahi çöp bu. Parayla aldık ya. Kıydık paraya, fobiye aldık ha. Ula, Almanya'da Alman arabası almışsın ha. Helal olsun sana be. Aldım abi sonunda. Aa, buna plakaları takak da gidelim. Sonunda aldım arabayı. Evet, aldığımız araba bu. 2000 kaç modeldi kardeş bu? 2003 abi. 2003 model sanırım, 7. ayı değil mi? 2003'ün 7. ayında araba fabrikadan çıkmış. Arabamız Volkswagen Polo. 2003 model, 4 kapılı, 1.2 motora sahip, benzinli bir arabamız. Bakalım içinde ne gibi bir özellikleri varmış. Kadir kardeşimiz, Hataylı Abu kardeş, bu arabaya kaç euro ödemiş, kaç euro? Birazdan detaylarına gireceğim. Yağmur yağıyor Almanya'da, gözünü seveyim. Yağdır Mevlam. Lan girmeyi bu daya. Vay be. Arabamız 142 bin kilometre gitmiş. Dediğim gibi 1.2 motora sahip kardeşlerim. Arabada özellik olarak müzik setimiz var. Şurada tabii ki klima özelliği var. Ön camlar otomatik, elektrikli, aynaları elektrikli bir şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Yalnız arka camları güç kullanarak açmanız gerekiyor. Arkada oturanlar daha fazla kaslara sahip olabilirler. 5 vites, 5 ileri, bir tane de geri vites yapmışlar. Allah razı olsun onlardan. Dediğimiz gibi benzinli, yakıtlı. Tahminime göre şehir içi 6-7 litre yakabilir. Şehir dışı otobanlarda da 5-6 litreye kadar düşebilir. Motorunu aç bakalım da arabanın bir motoruna bakalım ha. Şu an arabamızın üzerinde sadece yazlık lastikler var. Çok 14 inç büyüklüğüne sahip olan yazlık lastikler var. Kadir kardeş Allah nasip ederse 4 mevsim lastik alacak. Arabamızın motoru. Saat gibi çalışıyor valla. Fıs 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 yapıyor. Akü yeni. Akü yeni sayılır. Açamadın mı ciğer? Niye açamıyorsun? Ha böyle açılır ha. Arabamız bu. Güzel olan
Şimdi Kadir kardeşim şu görmüş olduğunuz kaplumbağayı kullanıyor. Tek kapılı, iki kapılı. Bu araba dört kapılı. Güzel olan, yani bu arabayı Kadir kardeşimize aldıran cazibesi arabanın 2 senelik tüfünün olması. Taze 2 sene amcamız tüf almış. Tüften de hiçbir sorunla geçmiş. Yani Almanca'da onu Mengel deniliyor. O şekilde tüfü almış. Becermiş yani, başarmış arabamız. 2 sene boyunca kafası Allah, araba bir şey çıkarmazsa rahat olacak. Bu arabayı da Allah nasip ederse de satacağız kardeşlerim. 600 euro internete koyduk. Bu arabanın yalnız yarım sene tüfü var. Alacak olan adam biraz masraf yapıp tüften geçirmesi gerekiyor. Ama bu aldığımız araba Kadir kardeşimizin 2 senelik tüfü olduğundan dolayı bize şu an masraf çıkarmayacak. İnşallah da bir masraf çıkarmaz. 1.2 motor, Volkswagen, Polo. Amcamız burada jant kapaklarını bırakmış bize hediye olarak. Arkada ilk yardım çantamız var. Bakalım arabanın arkasında. Altta yedek lastik var. Artık günümüzde yedek lastik de çok da Almanya'da kullanılmıyor ama yine de dursun. 2003 Volkswagen Polo. Arabayı bir deneyek. sen demin sürdün. Şimdi ben bir test sürüşü yapayım. Yap abi sen. Oğlum benzin lambası yanıyor arabanın. Para yok ya. Arabada kalkarken böyle direksiyon, o his, geri vites takarken debriyajın ayırması falan güzel. Birinci vites mesafesi fazla. Senin o ya, bindiğin o salatalık gibi değil. Bak yok. Fren de güzel. Bak. Fren attın mı duruyor. Duruyor yani. O da güzel. O bir tane araba bakmıştık senden. Neydi o? Seat Ibiza. Ibiza bakmıştık. Fren atıyorsun, araba hala gidiyor. Böyle köküne kadar köklüyor mu hala gidiyor. Bu araba güzel. Sürüşü, Hızlanışı ya, ben freni, bastım. Önemli olan da zaten o yani. Bir de adamın işte arabayı tüften, yani tüf dediğimiz kardeşlerim, fenni muayenesi, arabanın fenni muayenesinden arabanın geçmesi, hem de sıfır hatayla. Bu da güzel. Aynen abi. Şöyle dönelim abi. Güzel abi, güzel. Araba teste basıyoruz abi. Bas sonuna kadar. İyi abi yani. Bak ikinci viteste 60'a geldik ha. İkinci vites 60. İyiymiş ha harbiden. Senin öbür araba da 4 isterdi. 5. 5 isterdi. 50'de yani. 5 istiyor. Güzel güzel maşallah. Yani bunu, maşallah abi. Güzel bir şekilde kullanırsan. Aynen. Sadece adam şimdi aldığımızda ikinci el. Yani aldığımız kişi bu arabayı bayiden almış. Arabada 1 yaşındaymış aldığında. Biz o alan insandan aldık bu arabayı. Yani Kadir normalde ikinci el. Yani biz neredeyse birinci elden almış olduk ama işte kağıtların üzerine isimler yazıldığından dolayı, araba kaydı trafiğe çıkıp tekrar kayıttan çıktığından dolayı Kadir kardeşimiz üçüncü ele denk geliyor. Ama arabamız güzel. Kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Biz bu arabayı aldığımızda alırken sadece 200 metre gittik, 200 metre geri geldik. O şekilde deneyebildik. Fazla bir fırsatımız olmadı. Daha arabayı aldıktan sonra 4-5 kilometre yaptık. İlk kilometrelerimiz. Bakalım Almanya'da Kadir kardeşimizin ailesine kattığı bu arabayı kaç euroya almışık? Onu da açıklayak gal. Yanında şey var mı? Aldığımız anlaşma, alıp satım anlaşması. Diğer arabada var. Diğer arabada. Aynen. Diğer arabada. Belgeleyelim abi. Sen de anlat. Konuşurken belgelerini gösterelim. Hemen geliyorum abi.
insanlara, kardeşlerimize tabii ne kadar belgeleriyle gösterirsek o kadar iyi olur. Yalan söylemediğimiz ortaya çıkmış olur. Zaten burada da yazmışız. Şimdi kardeşlerim, 2003 7. ayında çıkmış olan 142 bin kilometreye gitmiş 1.2 Volkswagen Polo. Benzinli. Sadece 4 tane lastiğe ihtiyacımız var. Normalde kışlık lastik alıp yazlık kışlık olarak da kullanabilir. Ama benim tercihim 4 mevsim lastik. Kafası rahat olur. Bir kere almış olur, kullanır. Klima özelliği olan ön kapıları elektrikli, arka kapıları normal manuel açmalı olan bu arabamızın Almanya'daki fiyatı daha fazla. Ama biz Kadir kardeşimizden biraz, sağ olsun satıcının da iyi niyetliliğinden dolayı biraz konuşarak fiyatını düşürdük. 1700'e mi koymuştu bunu internete? Aynen abi. 1700'e koydu, 1500'e internet üzerinden yazışırken son fiyat çekti. Ama biz gittik, 1300 kayma. 1300 kayma para verdik. Şöyle abi. Bizim zaten üstünde de şurada da yazıyor. Hemen. Kofetrak diye Swish'in, yani şu şahısların arasında diye, aşağıda da Kadir kardeşimizden arabayı satanın bilgileri var. Almanya'da araba almak istiyorsanız unutmayın, Kofetrak anlaşma, alım satım anlaşmasını yapın. Tarihi atın, imzalarınızı atın, arabanın bilgilerini girin. Ondan sonra parayı ödediğinize dair de oradaki imza, dediğim gibi arabayı aldığınıza dair de imzanızı atın kardeşlerim. Kadir kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol 1300 abi. Euro şak gıdak verdik aldık kardeşimiz. 2 sene oldu mu? 18, bir buçuk sene oldu. 1,5 ay, 18-19 aydır Almanya'da ilk arabasına kavuştu. Ben de Almanya'ya geldiğim zamanlar Polo almıştım ilk arabam olarak. Ama ben 6300 euro para vermiştim. Ben aldığımda araba 2001 modeldi. Benim aldığım sene ise 2005'ti. Benim aldığımda araba 3-4 yaşındaydı. Daha kız gibiydi. İlk arabam bunun eski kasası. Polo 6N. Kardeşimiz de ön tarafta var da yolun önünde ama sonunda. Kardeşimiz de benim yeni kasasından aldı. 2003 model yine Polo ilk arabası. Dediğim gibi bizim geçtiğimiz yollardan da artık Almanya'ya yeni gelen kardeşlerimiz de ufak ufak geçiyor. Biz de tecrübelerimizi ekranların karşısına sizler bilgi edinin diye söylemeye, sunmaya çalışıyoruz kardeşlerim. Yaptığımız hatalar, yaşadığımız hatalar, başımıza gelen olaylar sizlerin başına gelmesin, hataya düşmeyin diye de biz sizlere uyar amaçlı bu videoları yapıyoruz. Almanya'da Volkswagen gitti. Almanya'da Volkswagen Polo 1300 euro. Var mı Kadir kardeşim ekleyeceğim bir şey? Vallahi abi. Allah kazasız belasız sürüşler versin. Amin. Şimdiden hayırlı dileklerini sunan, hayırlı olsun diyen kardeşlerimin eline yüreğine sağlık. Allah razı olsun diyorum. İnşallah sizler daha iyisine binersiniz. Allah sizlere daha iyisini nasip etsin. Almanya'da bir Türk. Kadir kardeşim İskenderunlu. Ben sizleri, biz sizlere Allah'a emanet edelim. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet olun. Unutmadan ben de bir tane araba aldım. Aldım gibi, Allah nasip ederse videosu gelecek. Bakalım ne gibi bir araba almışım. Biraz sonra zaten plakaları çıkardık. O arabayı almaya gideceğiz. Anlaşabilirsek alıp geleceğiz. Ahmet kardeşiniz belki de hediye olarak bir araba sahibi olacak. Belli de olmaz. Onun videosu da gelecek kardeşlerim. Gelmişse de videoların arasına bakın gali. Allah'a ısmarladık.